merhumaya karşı ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için bir daha haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Efsane kadın kimdi aşkın? Sordular ama hiç anlatmadın. Efsane kadın kimdi aşkın? Sordular sustun hiç anlatmadın. Zamansız yıllarda ismini yazmıştı sanki gül dudağına. Sönse de yangınlar, yangını körükler uçan avuç avuç kül. Efsane kadın kimdi aşkın? Sordular ama hiç batmadın. Efsane kadın aşkım, sordular sustun hiç anlatmadın. Bir yanmış korakta anneciğim. Oğlum erkek adam korkar mı hiç ya? Korkmadım ki, size iyi geceler demeye geldim. Bize iyi geceler demeye geldi. Gel o zaman gel. Birazcık yanımızda yat sen. Gel. Uf. Beni tost yapın. Hemen, hemen. Oh. Eminim orada babamla da karşılaşacaksın. Dilerim meselenizi halledersiniz. Sen de dilerim bize kızgın değilsindir baba. Birbirinizi nasıl sevdiğinizi bilmiyorum. Ama bizi çok sevdiniz. Mutluluğumuzu istediniz. Biz de sadece annem için bunu istedik. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız için bizi affedin. Hakkınızı helal edin.
Siz bu şey diyorsunuz ya bazen, siz değişirseniz dünya değişir. Ben inanmıyorum buna. Halbuki az da olsa böyle durumları yaşadınız değil mi? Mesela Faruk Bey'i bulduğunuzda sizi hiç sevmediğini düşündüğünüz Esma Hanım ayağınıza kadar geldi. Sizden özür diledi. Hatta sizinle yeni bir yola çıkmak istediğini söyledi. Neticesi olmayan beyhude bir savaş bu. Sürdürmenin de hiçbir anlamı yok. Ne güzel bak, yeni bir sayfa açmıştık. Oradan devam edelim. Siz yaralayan, ben yaralanan tarafım. Biz hiçbir zaman aynı tarafta olamayız. Bizim halledemediğimiz her zamanki gibi hayat halledecek herhalde. Ama minnetim, teşekkürüm baki. Şimdi bu kadının canı sıkılsa benim mezarımı kazar. Şimdi ne olmuş? Ben değişmişim. Ama dünya değişmemiş. Kadın aynı. Sizin kavganız ne Faruk'la ne Esma'yla? Kimle benim kavgam? Adem Bey, terapide bir laf var. Annenin doyuramadığını dünya doyuramaz derler. Güvenmeyi öğrenmeye geç kaldım. O gitmeden önce beni yüreğiyle doyurdu. Ben geç kaldım. Ben neden geç kaldım? Neden onun kıymetini bu kadar geç öğrendim? Sen onun kıymetini bilmesen o sana yüreğini açamazdı ki. Niye böyle diyorum şurada oturuyor ya? Bana bakıyor ya. Niye böyle bana bakıyor ya? Yemin ediyorum şurada oturuyor ya. Yemin ediyorum orada oturmuş bize bakıyor. Yemin ediyorum burada oturuyor ya. Bize bakıyor ya, yemin ediyorum. Thank you.
Ablacığım. Hadi biraz istirahat et. Ne Nazif, tamam. Tamam abicim. Abi. Beyim. Beyim. Sabah resmen malum olmuş. Yanına gittim. Öptüm, öptüm, kokladım. Sarıldım. Hiç bırakasım gelmedi. Keşke bırakmasaymışım. Keşke bırakmasaymışım. İşaretmiş, resmen işaretmiş. İlk sabahleyin gördük onu. Öptük, kokladık. Saçlarını örecekti. Her şeye sahipsiz kaldım ben. Ekonun ışığı gitti. Onun ışığı, annemin ışığı, onun bize öğrettiklerinden vazgeçtiğimiz zaman söner. O kadar mutlu görünüyorduk ki. Ve çok da mutluydunuz ha. Her şeyi yaşadı. Kalbinin sesini dinledi. Bütün defterleri kapattı, öyle gitti. Tam istediği gibi huzurla. Tamam, belki bizi tanımıyordu ama... en azından sevindiğini bildiğine eminim. Ve eminim tek istediği şey bizim bir arada olmamız. Biz bunu kendi aramızda çok konuştuk çocuklar. Biz büyük bir aile olmayı seviyoruz. Annemizin bize öğrettiği gibi bir arada olmayı seviyoruz. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama... ben bu konağı kapatmayacağım. Eğer siz de aynen böyle devam etmeyi düşünürseniz, isterseniz çok mutlu olurum. Thank you.
Madem öyle. O zaman Esma Sultan'ın kalesi dimdik ayakta durur. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Cuma'ya bekliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi böyle görmek. Teşekkür ederim, sağ olun. Güneş giy dedi, ben de öyle bir giyindim. İlk başta ben de bir yadırgadım. Yakışmış mı? Güzel. Yakıştı bence, fena değil. Çok yakışmış. Evet. Çok iyi olmuş. Açmış sizi. Yani ben de doğrusu bekliyordum ne zaman açık renkli kıyafetler gelecek diye. Yazı tamamlamam gerekiyordu. Evet. Esma'mı kaybettiğinizi biliyorum. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Öyle dediniz. Dostlar sağ olsun. İyi yaşadı be. Güzel yaşadı. Güzel yaşadı. Ben sonlarına denk geldim. Tabii. Hiçbir pişmanlığı yoktu. Nefis. Ne güzel. Yani bir ölünün arkasından söylenebilecek herhalde en güzel söz bu. Değil mi? Hiçbir pişmanlığı yoktu. Yoktu, hı? Evet. Yoktu. Çok değişti mesela. Hiç başta böyle biri değildi. Yani daha ketum, tutucu, çok öfkeli bir biriydi rahmetli. Evet, ben hatırlıyorum. Başta öyle söz ediyordunuz kendisinden. Peki ne oldu sonra? Sonra değişti. Çok değişti sonra. Çok değişti. Tabii garip abi, ona garip abi de öldü. Yani. Çocuklar, torunlar falan. Böyle bir daha yumuşak, daha neşeli, eğlenceli, hafif, tahammüllü öyle bir kadın oldu. İstanbullu gelin istemiyordu mesela. Rus geline razı oldu mesela. Yani mutluydu. Hastalığa kadar. Evet,
değişim kendisinde başlamış sanki. Değil mi? Artık ne olduysa bir noktada Esma Hanım hayata gülümsemeye karar vermiş. Hayat da ona karşılık vermiş. Evet. Öyle çıkarıyorum anlattıklarınızdan. Öyle, öyle. Evet. Çok tanıdık sanki. Mesela neden şimdi? Ne kadar tuhaf. Biz... Yani biz... Biz neden ölüyoruz yani? Çok... Ha, kimseye bir zararı yoktu. Hatta çok insana yardımcı oldu. Evet, bazı şeylerin... Ne yazık ki cevabı bizde değil. Tam böyle yani her şey iyi gidecek. Tam herkes mutlu olacakken. Tuhaf bu mu yani? Bu mudur? Bu... Yüze gülen hayat bu mu yani? Bu kadın bunun için mi değişti yani? Ölümlü olduğunu bilen... Evrendeki tek canlı galiba biz insanlarız. Değil mi? Hepimiz ölümlüyüz. Sonumuz belli ama... zamanı belli değil. Bu da bizim en ağır ikilemimiz. Evet, haklısınız öfkelenmekte. Ama bir de şöyle düşünün isterseniz. Esma Hanım... hani sizin anlattığınız gibi... Hayata hep öfkeli kalabilirdi. Evet. Kızgın, küskün, alacaklı. Değil mi? Öyle, öyle ölebilirdi. Sevgiyi hiç tadamadan, mutluluğu hiç yaşayamadan. Halbuki anladığım kadarıyla... hayatının sonunu doya doya yaşamış yani. Doyumlu bir hayatı olmuş. Değil mi? Evet, öyle oldu. Daha çok erken. Yani... siz bir gün şey dediniz... annenin doyuramadığını dünya doyuramaz. Şimdi bu kadın... beni bile doyurdu. Yani... ailenin içine aldı. Bilmiyorum ben... Annem bile yani beni bu kadar sarsmadı ölümü. Çok... kendimi çok değerli hissettiriyordu. Değerli, öyle mi? Evet. Gerçekten öyle mi oldu? Siz kendi kıymetinizi, kendi değerinizi fark ettiniz ve insanlar da o zaman bunu gördüler, değil mi? Biliyor musunuz Adem Bey? Kendimize verdiğimiz değeri başka hiç kimse bize veremez. Hiç kimse. Eğer siz içinizdeki Adem'i kabul etmeseydiniz, içinizdeki Adem'i onaylamasaydınız, dünya alem onay verse mutlu olamazsınız. Ama siz kendinizi tanıdınız, yaralarınıza baktınız, cesurca,
ve onları kabul ettiniz. Onları kabul edince de etrafınızdakiler sizi yaralarınızla birlikte kabul etti. Yani hayatla başka bir dilde konuşmaya başladınız. Hani yabancı bir dil öğrenir gibi. Tabii çok kolay olmadı, zor bir iş. Ama siz pes etmediniz. Evet, bazen umutsuzluğa kapıldınız belki. Değil mi? Bazen kızdınız, öfkelendiniz, terapiyi yarıda bırakmak istediniz. Ama her seferinde kalktınız ve yeniden başladınız. Zor bir şey çünkü. Yani bu ezber denilen şeyi bozmak zor, zaman alıyor. Ama siz başardınız. Ve sizin bu çabanızı, gayretinizi fark eden Esma Hanım da diğer pek çok kişi gibi bunu takdir etti. Evet. Nereden nereye? Bu kadar değiştim ben çok. Ben bazen korkuyorum biliyor musunuz? Yani böyle ne bileyim ya eski Adem'in tepkilerini verirsem ya eski Adem gibi olursam diye çok korkuyorum. Sabah bir kalkıyorum bakıyorum neredeyim diye önce soruyorum ne oluyor. Sonra bir bakıyorum. Evdeyim. Süper. Her gün önceki günden daha güzel. Ailem var. Çocuklarım var. Karım var. Çok güzel. Huzurum. Param var. Ne istiyorsam var. Sonra mesela ama yani bir bakıyorsunuz ertesi gün hiçbir yok uçmuş. Ne? Alzheimer bitmiş ya da mesela işte Garip abi gibi rahmetli gidiyorsun ben şurada biraz uzanayım diye. Gidiyorsun bitiyor mesela ya da kaza oluyor ertesi gün yok. Yani bu mudur yani? Bu mu hayat bu mudur? Ha? Komik bir şey mi söyledim bilmiyorum. Hayır yok ben... buraya geldiğiniz anı hatırladım da ve... aradan geçen bu terapötik sürece bakıyorum. Biz sizinle hiç... ölüm anksiyetesi üzerine konuşmamışız. Halbuki bir sürü de kaybınız oldu. Konuşmadık çünkü benim kaybedecek bir şeyim yoktu. Bu yüzden konuşmadık. Şimdi var mesela. Yani Esma Hanım kadar kaybedeceğim çok şey var. Ama nedir? Öleceğiz, gideceğiz. Nasıl yani kaybedecek bir şeyiniz yoktu? Var mıydı yani? Yok muydu? Ne vardı bilmiyorum. Vardı. Elbette vardı, değil mi? O zaman da paranız pulunuz vardı, varlıklıydınız. Hı. Evliydiniz, eşinizi seviyordunuz, sağlıklıydınız. Yani vardı, kaybedecek bir sürü şeyiniz vardı ama... sizin onları görmeye fırsatınız yoktu. Çünkü kavga ediyordunuz, değil mi? Hayattan intikam almak istiyordunuz, savaşmak istiyordunuz, savaşıyordunuz da. Yani... hani şimdi baktığınız yerden bakmıyordunuz. Bu tamamlanmışlık hissi ancak insan kendini kabul edince olur. Ve siz kendinizi kabul ettiniz. Bu duyguyu hiç yaşamadan da ölebilirdiniz. Değil mi? Yani hiç
sevmeyi bilmeden, mutluluğu yaşamadan... öfkeli ölebilirdiniz. Ama öleceğiz. Evet. Evet, öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Kaçınılmaz, hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz ama... ölünceye kadar geçireceğimiz... o zamanı seçmek... bizim elimizde. Bakın bugün ne güzel, güneşli bir gün. Siz de böyle beyaz, tiril tiril keten gömleğinizi çekip gelmişsiniz. Şimdi dışarı çıkacaksınız. Oh, güneş var ama siz terlemeyeceksiniz. O siyah ceketi, siyah gömleği giymediğiniz için terlemeyeceksiniz. Terlemeyince de hiç kızmayacaksınız, öfkelenmeyeceksiniz, küfür etmeyeceksiniz güneşe. Hatta şöyle bir an... belki yüzünüzü bile güneşe çevireceksiniz. Fazla şımarma diyorsun yani. Yaşıyorsun işte, keyfine bak mı diyorsunuz? Yok, şımarmak değil ki bu. Yani evet, şikayet ediyoruz. Şikayet de yani hayatın bir gerçeği. Bunu da kabul etmek lazım. Diyorum ki... hayat şu an. Şimdi. Onunla birlikte olmayı seçmek. İyi seçimler yapın diyorum yani. Ki siz yaptınız. Süremiz bitti. Evet. Ben diyorum ki böyle artık size her hafta gelmesem... yani tabii siz uygun görürseniz... Gayet uygun. Bence çok iyi bir yol aldınız. Teşekkürler. Ama tabii eğer bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa, bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tabii ki. Ya bu da böyle bir... ya benden böyle bir hediye olsun istedim. Bilmiyorum, içimden çok geldi. Teşekkür ederim ama hiç gereği yok. Olur mu lütfen? Çok 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 gereği var. Siz bana hayatımı geri verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen kabul edin. Ben size hayatınızı geri vermedim ki Adem Bey. Siz onu söke söke aldınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Adem, ah.
Esma beni bulamaz, Esma beni bulamaz. Esma! Seni yerim Esma. Ay bakar mısın? Gelecek mi ya? Rüslan, bunların karnı acıkmış olabilir mi? Arıya Hanım, Emir Bey, siz ne yapıyorsunuz? Abi kısa filmi izletiyorum ya. Allah Allah. Esma, ben sana top alacağım. Ay Nazif, Umut sarkmayın havuza, dikkat et. Sarkmayın havuza, sen yönetmen mi olacak? Emir, yönetmen bey diyeceksiniz. Vay gençler, oyun oynamacalı ha? Islatmacalı. Oyun mu istiyorsunuz benden? Solu, ıslatmalı. Islatmalı. Nazif abinin zor zamanları sayın seyirciler. Gel lan buraya. Gel lan buraya sen. Gel lan sen buraya. Ay çok eğleneceğim. Canlı yayındasın abi. Gel. Kayıtta mısın? Kayıttayım abi, canlı yayındayım. Yaşını çıkıyor muyum? Çok iyisin. Şu anda Boran Konağı'ndayız. Boran Konağı'nda 36 tane çocuk var. Hatta eksiklerimiz var. Cihan yok, Sude yok, Yaz yok. Hatta Amerika'da bir yeğenimiz var Sevgi. Düşünün 36'yız yani. Ben şimdi top oynamam lazım. Var ya sen. 5 dakika. 5 dakika oynana sonra oynamam. Öldüm bugün. Öldüm bugün. 5 dakika. Arkadaşlar, Süreyya ablanın konseri başladı. Başladı mı konser? Konser başlıyor Süreyya ablanın. Çabuk içeri. Herkes içeri. Sedacığım, teknik arızayı düzelttiniz mi? Mikrofon da tutmadı. Hiç haber vermiyorsunuz. Polis de haber verdi. Her şey halloldu. Bütün problemleri çözdük. Her şey hazır. Tamamdır, süpersin. Açılışı kaçırmayalım. Başlıyoruz İpek Hanım. Tamamdır, harikasın Kübra'cığım. Bir gün unutursan kim olduğunu, neden geldiğini tüm yolculuğu. Korkma, dön bak ruhuna, içindeki o çocuğa. Bir gün unutursan kim olduğunu, neden geldiğini tüm yolculuğu. Korkma, dön bak ruhuna, içindeki o çocuğa. O hazır seni anlamaya, sarmaya. Kapat gözünü, aç kalbini, dinle o çocuğun sesini. Kapat gözünü, aç kalbini, dinle o çocuğun sesini. Başla yeniden, her gün başla yeniden. Başla yeniden, sen başla yeniden. Kapat gözünü, aç kalbini, dinle. Aç kalbini, dinle o çocuğun sesini. Başla.
Bildiğiniz gibi Boran Vakfı zümresinde sahip olduğumuz bir ilkokul ve bir ortaokul var. Esma Boran Lisesi'nin güzelliği şurada. Şurada biz üçünü bir araya getirip bir yatılı kompleks oluşturduk. Ve bu sayede kimsesiz çocukların, gençlerin, şehit ailelerinin çocuklarının eğitim mücadelesine destek vermeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim için eğitim her zaman ve her koşulda devam etmek zorundadır. Bu bizim için bir gurur olmakla birlikte aynı zamanda rahmetli annemizden aldığımız ulvi bir görevdir. Bu komplekste çocuklar kendi aile ortamlarında gibi büyüyecek ve kendi bahçelerini bulmalarına olanak sağlayacak. İşin güzel yanı Boran Vakfı Garip Selimer Vakfı ile birlikte çalışmaya başlayacaktır. Ve Boran Vakfı da tıpkı Selimer Vakfı gibi kendi kendini döndürebilen bir dinamiğe sahip olmayı hedeflemektedir. Tabii şimdi burada bizim Esma annemizden öğrendiğimiz bir şey var. O da aile olmak kavramı. Buradan mezun olan gençler kendisinden sonra gelecek olan kuşaklara da rehberlik edecekler. Sonuçta bizler de bir meşaleyi alıp bizden sonraki kuşaklara teslim ediyoruz. Evet. Ve bu yolda bize yardımcı olan, bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Evet, var mı sorusu olan? Buyurun. Faruk Boran'dan şirketi devraldınız. Pasif olarak olacağım demişti ama toplantılarda en çok sizi görüyoruz. Artık yok mu Faruk Bey? Yok, var. Kendisinin şahane bir mekanı var ve onu işletiyor. Başka sorusu olan? Buyurun. Şirkete ayrıldığınız bu 7 yılda gerçekten çok büyüdünüz. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Faruk Boran'ın öngörüsü. Eğer kendisi yaşlandığını kabul edip şirketi gençlere devretmeseydi şu anda hala yerimize sayı olabilirdik. Hayır, dememi bekler gibi sordunuz, o yüzden böyle söylüyorum. Adam korktu ya. Magazine malzeme. Sorunun asıl cevabı, biz bunu kendi içimizdeki birlik gücüne borçluyuz. Faruk Boran, babamdan aldığını çok güzel bir şekilde yükseltti ve bize harika bir zemin verdi. Bu arada buradan da ona selam olsun. Kendisinin şu anda fiziksel olarak burada bulunmaması yanımızda olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kendisi istese de istemese de her zaman bize rehber olmaya devam etmek zorunda. Yani istese de her şeyi başardınız, bir akıllanmayı başaramadınız be çatlaklar siz. Bizim ailemizde şöyle bir gelenek... Baba! Ellerimi yıkadım, önlerimi de taktım. Bak, hadi daha ne kadar bekleyeceğim, hadi hadi. Kız sen ne hızlı Gonzales çıktın öyle ha? Sen babaannene mi çektin, ne oldu? O da hızlı mıydı? Oho, hızlıydı, sabırsızdı, koyduğu yerde durmazdı. Babaannem senin babanla evli değil miydi? Fevzi dedemle. Garip dedem kim? Çok zor bir soru sordun sen şimdi. Uzun mesele bu. Biz sana annenle bunu açıklarız sonra, tamam mı? Sen ne yaptın, yumurtaları hazırladın mı? Evet. Haydi o zaman, haydi bakalım. Benim gibi yardımcı zor bulursun, kabul et. Kesinlikle, şekerpare. Haydi bakalım. Thank you.
güzelsiniz. Yıllar önce kendi kızımın kulağına fısıldayarak başladığım bu yol küçücük bir ninniyle başladı. O ninni sonra şarkılara dönüştü. Sonra melodiler. Ve şu an bakınca her birinizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğu benim için tarif edilemez. Ben bu yolu yalnız gelmedim. Benim her zaman kahramanlarım ve her zaman ailem vardı. Burada olanlara da, olmayanlara da gelsin. Teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel ve heyecanlandırıcıymış. Coşkunuzu böleceğim ama izninizle kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel bu kadına huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Süreyya Hanım konserlerinin önemli bir bölümünü düzenli olarak Kimsesiz Çocuklar Yararını bağışlıyor. Ve bununla kalmayıp düzenli olarak kampanyalar da organize ediyor. Sayesinde ulaşabildiğimiz çocuk sayısı son 5 yılda 2,5 kat arttı ve bugün 500. çocuğumuzun sahibi olarak geleceğe kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep var olun Süreyya Hanım. Ben sadece sahne önünde olalım. Asıl siz kendinize teşekkür edin. Teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan tabii ki kahramanlarım var. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hep benimle olan, elimi hiç bırakmayan, her adımda beraber olduğum... İpek Boran sizi sahneye alabilir miyim lütfen? Lütfen kırma bizi. İpek Boran'a koskocaman bir alkış istiyorum. Bütün bizim buluşmalarımızı ayarlayan, bu yolun mimarı İpek Boran'a kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ben elimi uzattım, onlar benim elimi tuttu. Burada olan herkese ve olmayan herkese gelsin mi bu şarkı? Yolu sevgiden geçen herkese gelsin. Süper. O zaman şimdi sen... Şunun da akordunu çıkart bakalım. Ders bitti sandım da o yüzden çıkardım telefonu. Şu parçanın da akordunu çıkart demiştim ama... Duymamışım ya, pardon. Sen zaten bugün buralarda mısın? Ben pek emin değilim. Senin o güzelim kafan nerelerde bakayım? Şey ya, haftaya sınavlarım var da onları düşünüyordum. Ben şimdi çıkarayım o zaman hemen. Yok, sen bugün eve git. Derslerine çalış, onlar önemli. Biz bugün burada bitirelim. Hadi bakalım. Hel, aşkım. Ne oluyor? Oh. Dur, bir şey yaptık.
Erkencisin bugün, hoş geldin. Vallahi kaçtım kızımı alayım dedim de ben erkenci değilim. Siz erken bitirdiniz dersi. Bugün çok güzel ders yaptık biz. Ben de baktım hava güzel. Dedim bir jest yapayım. İyi, harika yapmışsınız. Gidelim mi anneciğim? Tabii aşkım, gidelim de. Biz önce bir şey yapayım, su içeyim. Çok susadım yolda. Bir de tuvalete girerim. Olur mu? Aşkım ben de bir kahve alayım. Hadi gel. Ay ne var be? Dökül. Ay aramızda hiçbir şey söylüyor. Ne aranızda be? Ne bakışını söyle. Tipe bak, anlatamam diyorum aramızda ya. Ne oldu, Barış'tan mı? Ay adı Barış mı? Adı Barış mı? Yakışıklı mı? Barış'tan yakışıklı oluyor. Gülmesin. Bir tane Barış'ımız da yakışıklı mı bilmiyorum. Ne bileyim ben, görmedim. Sürekli telefonda fik fik fik. Ay kıyım, ay başladık mı ya? Ama senin kız nasıl hülyalı. Görmen lazım, öyle çalıyor gitarı. Dilara. Dersler yerlerde. Ben nasıl konsantrasyonu geri şey yapacağım bilmiyorum. Hadi onu geçtim. Adem'e çaktırmamak için ne yapacağım onu hiç bilmiyorum. Bak bu konuda sakın beni bulaştırmayın. Adem'den asla muhatap olmam ben. Ya dersi falan halleder, onu şey yapma. Sene sonu hepsi zaten bir sallandı. Toparlar da. Toparlar. Adem'e bak, ben de bilmiyorum. Aman yok, bir şey yapacağından değil de... İşte biliyorsun fevridir. Sert bir şey söyler, çocuğun duygularını incitir falan. Ya sanmam ya. Ay, ayrıca arızaya bağlarsa da teyzeme havale edersin. Teyzemi dinlemektense Sude'yi dinlemeyi tercih eder. Mümkün. Sen hala goy goydasın. Ne ara büyüdü Dilara ya? Ay. Ben çok hazırlıksızım. Ne ay, ilk kızım. Anne. Ana. Bak Tunu'yu duydun mu? Aşk, aşklı Tunu bu. Giyerim onun aşkını. Gidecek eve ilk oğlanla. Geç kaldık. Tam gününe koydun şu basın toplantısını. Tamam ya, bir şey durup sakin ol. Yetiştik işte. Bak tamam, çıkacak nerede çocuk. Durun? Şimdi çıkacak, tamam. Sahneye çıkacak. Dur işte, çıkmamış ne daha. Bir şey yapma. Milletin gözüne tutma sen şunu. Nerede? Ha, tamam, burası. Geç. Çabuk. İşte orası. Yavaş. Kimseyi rahatsız etme. Kusura bakmayın. Ha. Koştur. Seyir. Çok affedersiniz. Affedersiniz. Ay Allah'ım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Pardon. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Tebrik ederim. Şimdi kusura bakmayın. Evet. Sizin de bacaklar uzunmaş. Çok affedersiniz. Çok özür dileriz. Tamam, özür dileriz. Oğlumuzu şeye dinlemeye geldik. Ay. Kusura bakmayın. Affedersiniz. Basın toplantısı vardı eşim. Ay. Affedersiniz, kusura bakmayın. Bizim oğlumuz da. Cihan! Bravo! Paşam benim, paşam! Bravo! Oğlum! Buradayız. Lütfen oturur musunuz artık? Tamam, tabii. Tamam, pardon. Sorun yok. Yani şey, çocuğumuzu sahnede görüyoruz. Oğlumuz çıktı da biz yaptık. Şey. Gurur duyma bir şeyler. Dahi. Şimdi dinle bak, böyle bir şey yok. Kurmuyor ya. Nasıl cool, görüyor musun? Nasıl? Bu büyüyünce bizi tanımaz Akif. Şu karizma aynı babası, aynı. Gülüşüm, farkında mısın? Bir müzik dehası yaptık. Biz yaptık. O kadar müzisyenin arasında dehası bize geldi. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Hiç özür dileme, gurur duy Akif. Duman çıktı be. Aşağı. Fotoğraf çeksene Şinan. Şimdi kızacak mısın?
Mert abi. Ne haber güzellik? Oh, ne yapıyorsun burada tek başına? Annemleri bekliyorum ya. İçeri gittiler, konuşmuyor. Allah Allah, seni burada bıraktılar yani, öyle mi? Bekler kendi ben de burada aç ol. Anne, Dilara abla. Mert abi geldi. Sevgilim, hoş geldin. Ne var yok kız? Anne, anne. Ne haber? Ne haber? İyi, biz öyle geleyim kızımı alayım dedim. Onlar da erken bitirmişler derslerini. Hadi biz gidiyoruz o zaman. İyi eğlenceler. Paslaşırız. Ben ararım seni. Tamam, haberleşir. Sudeciğim, o içeride baktığımız egzersizler var ya, onu 2'den 3'ten fazla çalışma, tamam mı? Sağ olun hocası. Mersi. Senin bakışlarında bir ima mı var? Ne oluyor? Ergenliğe erken giriş. Başımızda kavak yelleri esiyor ve güneş paniklemiş durumda. Ne diyorsun? Adem'i düşünemiyorum. O daha çakamamış. Yani kolay değil yani bir babaya kızının büyüdüğünü görmek. Beni bile sarsan şey Adem'i duvara yapıştırabilir. Hayat be yavrum. Nelere alışmadık. Tek sarsıntınız bu olsun. Sen erken geldin. Erken? Ciddi değilim ben. Öyle geçerken bir uğrayayım dedim ya. Hem akşam bir yemek yeriz diye düşünmüştüm belki. Başka planın mı var yoksa? Ya yoktu da ben bugün okulda çok yoruldum. Dedim eve giderim, biraz dinlenirim, tembellik ederim falan. Etme. Tembellik falan etme. Hafta sonu her yer kalabalık oluyor. Hiçbir yer bulamıyoruz. Bence hafta içi hazır böyle sakin sakin güzel bir restoran bulalım. Bakayım işle ilgili bazı gelişmeler var, onları anlatacağım. Ha, ne oldu? Ya sürpriz işte. Bırak yemekte anlatayım ya. Ne diyorsun? Hadi ya. Tamam. Ama o zaman önce gider Umut Konak'tan alırım. Ademleri bırakırım, tümden konağı satmış olmayayım. Sonra eve giderim, hazırlanırım falan, çıkarız. Tamam. Ben de Arya'yı organize edeyim, sonra gelip seni alırım. Muhteşemdi. Muhteşemdik ya, muhteşemdik. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Çok büyük bir kalabalık seni bekliyor, yalnız haberin olsun. Tamam, biliyorum, söz veriyorum. 2 dakika bir nefes alayım, hemen ben çıkacağım. Ben sana nefes aldıracağım. Sen. Al şunu bir tut. Bir selfie yapmayalım mı yani? Hadi yapalım. Ha, söyleyin. Dur, bir fotoğraf çekiyorum. İyi, her şeyi hallettiyseniz tamam artık. Sana konser günü dur yok. Tamam, hadi bay bay. Hocam arıyor bu sefer. Ya selam sen. Alo, benimki de arıyor galiba. Ay. Alo. Aa. Ne yaptınız? Yok bir şey ya. Biraz çikolata yedi. Biraz da babasına yardım etti. Değil mi kızım? Ne kadar çikolata yedin acaba? Hale bak. Anne, sana bir sürprizim var. Ama sürprizler söylenmez. Ya ne kadar tatlı bir kız bu. İyi ki yapmışız bunu. Aşkım benim. Ne yapıyorsunuz siz baba kız bakayım? Hiç. Biraz mutfağı seviyoruz. Değil mi? Bir de kızım sana çok güzel yemek yaptı. Akşam yorgun gelirsin diye. Ah, sen bana yemek mi hazırladın fıstığım? İpek'in yayınından izledik. Yine sallamışsınız. Vallahi kalabalıktı. Çok güzeldi. Surata bak. Anlatın bakayım. Çok çikolata yemedin inşallah. Hayır anne. İnan ki çok az. Çok az yedim. Bak şu kadar. Bir çikolata, bir de çilek. Göster bakayım çileklerini. Burada. Oy, çilekliydi. Benim yerime de yeseydin. Hadi git elini yüzünü falan yıka. Bir de annene öpücük at bakalım. Görüşürüz anne.
Yorgun görünüyorsun. Kendime söz veriyorum. Bir daha bu kadar yoğun bir turne almayacağım. Söz veriyorum. Ne yapıyor bu arada? İyi mi? Ne yapsın? Seni özlüyor. Tabii. Ben daha çok. Ben tek başıma hepinizi daha çok. Ne zaman yola çıkacaksın? Birazdan çıkıyorum. Hatta gidip imzaları vermem gerekiyor bir an önce gelebilmek için. Yolda biraz uyu. Gece uzun olacak. Sen merak etme, ben seni görünce benim uykum açılır. Gidirsin. Hadi öptüm. Bay bay. Hadi arkadaşlar. Geliyorum. Kıyıp bütün hayat çekecek miyiz biz? Yani keçinin istemediği ot. Bizim kızlar da çalarken ben dayanamıyordum yani bir yere kadar. Vallahi Cihan çalınca bana dünyanın 8. harikası gibi geliyor. Yemin hala inanamıyorum. Hayır yani iyi ki doğuma girmişim. Bana kucağıma doğurmasan karıştı falan sanırım. Lisedeyken ben de çalıyordum yine. Ne çalıyordun? Yani iki tane blok flütü birden. Atma ki. Allah bilir. İki çello çalardın sen. Öyle bence. Buradayız oğlum. Bravo. Nasıl ama dediğim kadar var değil mi? Dahi. Yerim ben. Yerim ağzını burnunu yerim. Alkışlarla doğdu benim oğlum. Alkışlarla. Aslanım. Sahnede devleşti mi? Helal olsun. Bravo. Ay. Bravo. Cihan, yürü de gitti. Yürü. Ay hiç bakmadı, suratımıza bakmadı. Vallahi yürü. Bu büyüyünce tanımayacak. Yürü be. Dahi ya. Anası olmak ne kadar zor bir şey ya. Sen niye taşıyorsun bana, seslenmiyorsun? Allah Allah. Aa, hanımım benim. Hala bereketi biraz yağıyor eskerim. Konağın üstüne, gördün mü? Ya. Çocuklardan da Allah razı olsun valla. Analarının ismini de ruhunu da hala yaşatıyorlar. Neden? Ne derdi Esma Hanım? Kökü sağlam ağacın, meyvesi de sağlam olur, iyi olur diye. Kimin meyvesi onlar? Ha gülüm? Hanımım. Yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Bizlikle çıkıp hediyelerimizi oynayacağız. Yalnız Fanta dalga geçme. Dillendiler. Şaka yapıyorum kız. Nasıl dillendiler? Süreyya Hanım onlara hediye almış da. Ah heyecana bak sen. Hadi çıkın babacığım siz de yukarı oynayalım. Hep beraber ablalarınızla oynayın hadi. Hadi maşallah. Hadi fıstıklarım benim. Ne istiyorsun bana söyle. Esma Hanım üzmeyin ablalarınızı tamam mı babacığım? Ay bunların koşuşturmasını hanımım da görseydi ya. Hala sanki böyle sabah gelip de yemin fıstığını verecekmiş gibi geliyor. Ay abla ben de böyle sabahları etrafı topluyorum yukarıları. Vallahi Esma Hanım'ın odasının önünde duruyorum kalktım acaba diye. Ay 7 yıl oldu ya. Hiç gitmedi ki be Gülistan'ım. Siz gitti mi zannediyorsunuz? Hiç gitmedi. Konağın düzeni hiç bozuldu mu? Yaşantı hiç değişti mi? Hepsi aynı. Ha değişen bir salondaki masa var. Öyle değil mi abi? Neden? Çünkü hala burada ruhu dolaşıyor da ondan. Ama işte kafamızın üstündeki kara bulutlar gitti vallahi. İşte birlikten huzur doğdu. Aman! Siz de açtırıyorsunuz bana eski konuları.
Vallahi yine ağlatacaksınız siz. Allah. Tamam. Biz açmadık abla eski defterleri. Sen kendin açtın. Ben açtım değil mi? Dikkat edin. Süre 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 Süreyya, Süreyya. Aşırı Allah aşkına Süreyya. Güzel Süreyya. Gençler niye dinliyorsun be? Yapmıyor bir şey diyeceğim, emin misiniz bu durumdan? Bence bak şöyle bir şey yapın. Dilara'yı da alın beraber bir kız grubu kurun. Nostaljik olur. Ha Spice Girls. Ya bırakın lan o zaman teyzeyi de almak zorunda. Allah tam. Çocuğu da güzel söyledi. Spekülasyona, spekülasyona koşarlar. Geldi tatlı geldi. Oyundan başlarını kaldırıp tatlıyı bile bakmadılar. Ya koyayım mı bunu böyle önüne? Keşke birinci aktarı daha önceden verse, bir öpseydik, bir mıncıklasaydı. Aman aman dur yavrum dur. Şimdi onlar birazdan inerler aşağı. Ben bir senin gün cemalini görürüm. Ablam getir. Sakin sakin. Bence de abi kesinlikle. Biraz sakinlik, biraz sükunet. Oh. Osman Aga, anlat bakalım. Senin nasıl geçti imza günü? Bak çok güzel olmuş. Güzeldi. Güzeldi ve es. Hoş ne sen. Manada güzeldi mesela? Güzeldi, insanlar vardı, gelmişler. Renk. İnsanlar vardı. Ciz. Her cins. Yaşlısı, genci, erkeği. Yaş? Ortalama. Boy? Bir alt. Ne, tamam. Tamam. Oğlum bir şey soracağım. Kitabın arkasına resmini bastın mı? Bastım. Niye basıyorsun? Bırak insanlar içeriğinden okusunlar, bir şey hayal etsinler, bir şey sansınlar. Yapma bunu. Tamam hadi lütfen, tamam. Tamam artık. Bugünün favorisi ben değilim. Bugünün favorisi Esma Boran Lisesi. Eğer bizi bugün görüyorsa bence çok huzurludur. Kesinlikle gördüğüne eminim. Bence de. Ya ne olur kusura bakmayın, ben huzur dediğiniz anda ben de bitiyor olay. Ben direkt huzur evine bağlanıyorum çünkü ben o gündür unutamıyorum. Abi neydi o ya? Bir tane kadın vardı hatırlıyor musun? Sana yürüyen. Ya, hatırlamaz müdüre. Müdüre müthişti ya. Bilmiyorsun. Bak kadına yemin ediyorum sana. Konuşamıyorum. Bak şimdi bak müdüre. Dinle beni. Müdüre. Ben burada duruyorum tamam mı? Abim burada müdüresi var abim bir tane. Görürsen yanık. Böyle bir şey olamazdı. Böyle geliyorsun gibi abi. Camdan böyle kalmıştı ya dışarıda. Hatırlıyor musun sen onu? Hayır, bize hiç böyle pencere detayı falan anlatmadın. Ya yasaktı çünkü. Atıyoruz, itiyoruz, itiyoruz. Sığmıyor tabii. Camda böyle bir pop olmaz. Camda. Ay sen bir de komiser geldiğinde görecektin. Ha bir de. Böyle baktı. Teyze hayırdır böyle diye. Böyle yakaladı. Ya siz o yaşlı bir kadını pencereden çıkarabileceğinizi düşündünüz yani öyle mi? Ay gelinlerinden ne çekti bu kadın? O neyse. Boş ver bari onlar sayesinde de iyi kötü her şeyi yaşadı kadın ya. Her şeyi ya. Vallahi her şeyi. Yani işte. Bir tek Osman Bey'in mürüvvetini göremedi. Bir de Murat Bey'in çocuğunu. Murat'ın çocuğu hani.
Ama Osman'ın mürüvvetini biz de göremeyiz ya. Çok seviyorum seni. Gerçekten. Niye? Duygusalsın çünkü. Yetmeyecek. Ya tamam, onun da aşkı yazmak, ne yapalım? Koydu noktayı. O zaman aşkını yaşayarak yazanlar. Ya işte. Ya işte bu yüzden. Şairi. Nurgül abla. Kuzum. Nurgül abla, afiyet olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, sizi böyle alayım. Teşekkür ederim. Ya böyle bir yere geleceğimizi bilseydim daha şık bir şeyler giyerdim. Eve uğrasaydık keşke. Ya biz çiçekleri kaç gündür sulamıyoruz? Hayatım, sen zaten her halinle şıksın. Ayrıca çiçekleri de suladık. Bir rahat ol. Sal kendini. Sürpriz. Ne? Sürpriz. Şey yapalım, önce siparişlerimizi verelim. Garsonu bekletmeyelim daha fazla, değil mi? Merakı kaşıyalım diyorsun. Ya dozunda. Ufak ufak. Ya seni meraklandırdığıma değsin istiyorum işte. Aa bak, şey yiyelim bunu, kaburga. Kaburga mı yiyelim? Nerede o ya? Kaburga yiyelim deyip salatalara bakmam ya. Ben kendinden geçiyor. Yatakta bir uyurken doktor iğne yapmış rüyasında. Hı. Bir de serum takmışlar. Vay ya, ben korktum rüyasında. Kendini böyle hastanede buluyormuş. Gene iğne falan yapıyor. Sonra? Gene serum iğne falan yapıyorlarmış. Evet. Yani öyle işte. Yani rüya söyle, devam mı ediyormuş? Bir tabağımızı alabilir miyiz? Ver annene tabağını. Fıstık. Fıstık, masaya telefon getirmiyorduk babacığım. Sude. Sudeciğim, aşkım baban sana söylüyor. Telefon diyor abla, telefon. Hiç bırakmıyor ki baba. Bütün gün telefon, telefon. Hep Barış'a bakıyor. Ya ne alakası var? Ya anne, şuna bir şey der misiniz? Ay ne diyeceğim Umut'cuğum. Kim? Barış kim? Barış kim bakayım? Hiç kimse. Arkadaşı mı? Sevgilisi. Saçmalama. Ablan el kadar çocuk. Öyle değil mi? Ya el kadar çocukların sevgilisi olmaz. Onların arkadaşları olur, dersleri olur. Değil mi annesi? Değil mi yani? Ha? Evet. Evet. Olabilir. Yo, vallahi sevgilisi var. Ben biliyorum. Umut'cuğum. Sude, senin bir matematik sınavın vardı. Ne oldu o? Ne oldu? 88 aldım. Niye öyle olmuş o? Senin ortalamana göre çok düşük. Ne? Baba, sınıfa ikinci en yüksek notu. Sınav ağırdı. Ayrıca ben küçük değilim. Umut küçük. Ben büyüdüm. Hayatta sınavdan ibaret değil. Kalkabilir miyim? İyi kalk. Tabağını da al hadi. Git. Bu tavrını da sonra konuşuruz. Tamam mı? Şimdi hiç sırası değil. Anlaşılan. O telefonu da kırarım. Adem, yok artık. Aşık aşık. Duydun baba, telefonla konuşuyordu. Sudeciğim, anneciğim konuşmak ister misin? Yok lütfen anne. Ya boş boş konuşu işte ufak. Ya öyle deme kardeşim. Anneciğim sen... Barış yakın arkadaşın. Sınıf arkadaşım anne. Sınıf arkadaşımla konuşamaz mıyım? Kim dedi konuşamazsın diye? Tabii ki konuşabilirsin. Aşk olsun. Aşkım. Baban da konuşamazsın demedi ki. Güzelim benim. Babam notlarına da kızmadı. Sadece sonuçta yıl sonuna şurada ne kaldı ki bebeğim? Hani son sınavlar,
biraz derslerine konsantre ol dedi. Hem bak yaz geliyor, bir plan program yaparız. Ben annesiyle de konuşurum Barış'ın. Eve davet ederiz. Rahat rahat görüşürsünüz. Gerçekten mi? Ben ne zaman yalan söyledim? Hı? Hiçbir zaman. Canım annem. Güzelim benim. Canım benim. Arkadaşların bizimle paylaştığın sürece hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Ama Umut ispiyoncu. Aşkım çocuk o daha. Aşk olsun. Sen de büyüyorsun. Yani onu kabul etmek de zor. Özellikle baban için gördüğün biraz buna alışman lazım. Ama bir şey yaparız yanlış. O zaman bu akşam bulaşıkları ben yıkıyorum. Aa! Nasıl? Hepsini? Yıkayacağım işte. Yalnız bunlar değil, dışarıdakiler. Tamam, onlar da. Allah'ım kızım büyümüş. Ablamın çocuğu mu olacak şimdi? Baba. Tabii yarabbim ya. Yok bir şey, öyle bir şey olur mu oğlum ya? Hayır, öyle bir şey olmayacak işte. Bir arkadaşını öbüründen biraz daha fazla sevmiş bu. Hem çocukların çocuğu olmaz. Aşık ya. İnsan aşık olunca çocuğu olmaz mı? Hepinizin var. Olmaz, olmaz. Çocukların çocuğu olmaz hem. O zaman ben de İsmail'e aşığım. Ha? Oh, çok güzel. Tabii ya. Evet, ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Ne çabuk ya. Arya. Baban zannettim, sen nereden çıktın? Ben seninle baş başa konuşmak istedim. Ben hayatımda olmandan, babamın hayatında olmandan çok mutluyum. Bence siz birbirinize, bana ve Umut'a çok iyi geldiniz. Kuzum çok... Yani teşekkür ederim. De hani yanlış anlamazsan şimdi böyle nereden estin? Yani diyorum ki, ilişkimizi bir adım daha mı öteye taşısak, ne yapsak? Efendim? Yani... Ayrı evler, ayrı hayatlar değil de bir çatı altında aile olarak yaşasak. Böyle kararlar alırken çocukları düşünürsünüz ya. Umut daha çok küçük ama eminim ki benimle, bizimle olmak onu da iyi etkileyecektir. Yani kararını verirken ya bizi düşünme ya da... Bu açıdan düşün. Ne karı? Yani... Arya ve benim, yani bizim sana söylemeye çalıştığımız şey şu. Biz seninle 7 yıldır beraberiz. Aynı evde kaldık. Hayatlarımızı gördük. Birbirimizi tanıdık. Birbirimizi anladık. Diyorum ki... Acaba senle... ilişkimizi... bir adım öteye mi taşısak? Benimle evlenir misin? Thank you.
she said yes. Yes. Anne ya. Canım benim ya. Anılmak istedi ama bak sabahtan beri onunla ilgili konuşuyoruz. Diyorsa, o zaman biz de anarız. Haydi bakalım. Haydi. Çok sağ ol. Gel. Yerimizi alalım. So.
gücün hep içinde gizli. Beklenen doğum günü mesajı geldi mi? Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Süreyya Boran. Bugün ve yarın mağaza ve internet sitelerimizde yapacağınız... %50 indirimde. Fena değilmiş tabi. İyi ki doğdun Süreyya. Hadi Umut. Ya Umut'cum. Aldın mı o defteri orada? Aldım abi. Servis bekliyor bizi. Hadi babayı da öp hemen. Oh. Hadi servis kaçıyor. Sen. Hoşça kal baba. Dün akşam biraz sesimi yükselttim öyle bir. Kusura bakmazsın değil mi herhalde? Hı? Yoksa ben öyle telefonu falan kıracak bir adam değilim. Ben yanlış bir şey yapmamıştım. Haklısın. Ben de biraz hazırlıksız yakalandım. Neye? Büyümene. Ben acele etmem, sen de koşmazsın, olur mu? Ya gel şuraya otur. Acele etme, zaten büyüyeceksin. Tamam. Bak şimdi en güzel çağlarındasın, ne güzel ailenle birliktesin. Seni seven insanların yanındasın. Hı? Çocukluğun tadını çıkar. Koşma. Baba, ben daha 13 yaşındayım. Ne kadar büyümüş olabilirim sence? Ha. Acele etme diyorsun değil mi? Doğru. Hı. Ben de dün akşam masadan saygısızca kalktım. Sesimi de yükselttim. Affedersin. Şuradan bir öpücük. Uç kelebek. Uç. Haydi haydi servis. Hadi dostum. Zamanı kim bu kadar hızlandırıyor bir bulsam. Tekerinde çomağa sokacağım da işte. Dünyalar güzeli karım uyanmış mı? Günaydın. Günaydın. Nereye böyle hazırlanmışsın erkenden? Şey, dükkana. Bugün çok rezervasyon var hayatım. O yüzden erken kalktım. Ne oldu? Nereye baktın? Hiç. Bir şey unuttum falan zannettim. Niye öyle bakıyorsun ki? Yok ya şey, kahvaltı yaparız diye belki beraber tembellik yaparız falan. Hmm. Şöyle yapalım, sen de gel. Sana orada çardakta çok güzel bir menü hazır. Ha? Yok, işim var. Yani okula gitmem lazım, bir de yaz dönmeden evde olmam lazım, özledim çok. İyi, tamam. Görüşürüz o zaman. Evet, bay bay. Bay bay.
Cihan! Ay. Oğlum! Gözünü açmadan başlamışsın yine gıy gıy Cihan! Oğlum Cihan! Cihan diye paraladım ki! Tamam hadi yeter! Anne ya, eserin en güzel yerindeydim. Oğlum bu eserlerin her yeri aynı. İki tıntın, üç gıy gıy, iki tıntın, üç gıy gıy. Hadi yumurtan soyacak, hadi. Yumurta azıcık bekleyebilir. Evet, çok güzel. Tamam, tamam, harika. Müzik ruhumuz asıdır. Ama benim oğlumun da kahvaltısını etmesi lazım. Benim küçük güzel oğlumun. Anne, ben çocuk değilim. Ay, pardon. Öyle mi? Çocuk değilsiniz, doğru. Evet, annelere çocukları pek öyle hemen büyümez. Ama sen hızlıca coştun gittin bir ileri. Hadi bakalım Çaykovski Junior, hadi kahvaltı bitiyor, hadi. Bak of diyor, bak. Bak anneye of diyor. Süreyya. Nurgül ablam. Sen de mi kahvaltı etmeden çıkacaksın? Herkes çıktı mı? Çıktılar. Adem'le okul için arsa bakmaya gittiler. Fikret de İpek de mi? Hı. Çocuklar da okula gitti. Yok, ben Diloş'la yaparım kahvaltıyı. Sen merak etme, hiç uğraşma şimdi. Hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Büyümüş bizimki efendim. Büyüdü çocuk tabii. Değilmiş. Ay, milletin çocukları ergenlikte aşık olur. Bu herhalde ayrı eve çıkacak. Korkuyorum ben gerçekten. Ya dur sen de, neden korkuyorsun ya? Çocuk zaten konser için bayağı yoruldu. Bırakaydın da biraz dinleneydi. Ya dinlensin, dinlensin de o orada aç bilaç dururken ben burada nasıl sefa süreyim? Anayım ben, ana. Günaydın. Günaydın oğlum. Baba, Almanya işini öğretmenle konuştun mu sen? Bir dakika, bu konuda bir çekincem var Küçük Bey. Acaba o konseri internetten seyredebilir misiniz? Biz seni nasıl gönderelim T Almanyalara? Hadi babası bir şey söyle ama. Anne çok komiksin ya. Nasıl internetten izleyeyim? Hem oraya gidersen belki konuk sanatçı olarak çalabilirmişim bile. Ya tamam oğlum, tamam ya. Sen merak etme, ben vize için başvurdum, hallediyorum. Teşekkürler baba. Ama teyzenin doğum gününde çal deyince piyano çalmıyorsun. Aşk olsun. Neden biliyor musun? Neden? Neden? Çünkü seyirciler beni alkışlıyor. Ama sizin tek yaptığınız saçımı kurcalayıp saçımı bozmak. Yani ben bu ailede büyüyemem. Vay arkadaş. Öyle mi Küçük Bey? Hmm. O zaman ben annelikten erken emekli oluyorum, babanı besliyorum. Al bakalım babası. O sana yok, babaya var. Sen hep bana bak. Bebeğim bana bak ya. Benim zaten elimdeki imkanla ben bu kadar büyüyebildim. Sen beni büyüt, iki gözümün çiçeği. Bebeğim. İşte böyle. Gel buraya. Çok komiksiniz ama ya. Yok ya. Allah Allah. Hadi. Kahvaltını yap bakayım. Çaykovski Junior, saçını da bozmayalım pardon beyefendi. Ay Çaykovski dedim mi? Çay bebiş yap. Tamam tamam. Hadi. Yumurta. Bak çok güzel. Yumurtadan da. Ay kartalıma bak. Canım verdiğim egzersizleri birkaç defa daha bak. Zaten iki gün sonra dersimiz var. Tamam. İyi günler. Görüşürüz. Merhaba. Gün ışığım. Hoş geldin. Kız nasıl geçti konser, gel. Süperdi vallahi, süperdi. Manyak. Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Ne yaptın? Kahvaltı yapar mıyız beraber? Ben kahvaltı ettim ya. Hem zaten
Nikaha kadar ben biraz fikleşeyim. Ay sen şaka yapıyorsun. Ay şaka yapıyorsun. Çok sevindim. Bakayım. Nihayet. Ay nihayet. Cesaretini topladı mı? Ama galiba gözlerde bir şüphe. Bir acaba mı? Evet. Geç bakayım. Otur şöyle. Konuşacağız seninle. Ya acaba... Yok aslında. Çünkü neden? Hani evet çok seviyorum Mert'i. Eminim de. Ya sadece... Bu evlilik acaba dengeleri bozar mı diyorsun? Aha. Tabii ki bozmayacak. Dilara siz zaten birbirinizin eksiklerinizden tamamlanıyorsunuz. Oradan beslenmiyorsunuz. Birbirinizi anlıyorsunuz, konuşuyorsunuz, idare ediyorsunuz, dürüstsünüz. Her şeyden önce kimse kimseye yalan söylemiyor. En önemlisi... Ben bugüne kadar nasıl geldiyseniz, bundan sonra da öyle yapacaksınız. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yine iyi dayandı çocuk ya. Ben daha önceden preslemeye başlayacak diye düşünüyordum. Ya yok ya kuzum kıyamam. O çok ima etti de işte benim hazır olmamı bekledi herhalde ne bileyim. İki yalandan birden öpersin olur mu? Sabrından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Tamam ben zaten manuel yolda şimdi bu söylediklerini ileteceğim kendisine. Çünkü nikah tarihi almaya gidiyoruz. Ay inanmıyorum sana. Ay saf saf anlatıyorum evlilik şöyle, evlilik böyle. Oho! Gaz iyidir, gaz olsun. Hem cesaret neydi böyle? Korka korka da olsa yürümekti. Ay ben ağaç ettim, hadi gideyim. Ne ağacı be? 7 senede Selvi oldu adam. Yürü hadi. Oy. Ya. Sen kaç gündür turne turne geziyorsun. Biraz dinlenseydin hem artık adın yetiyor. Neredeyse sınavla sokacağız öğrencileri. Sen hiç sosyal medyaya baktın mı bugün? Dün bir iki konser videonu gördüm ama girmedim. Niye ki? Hiç. Öylesine. Haber verdiniz mi? İnsanlara söylediniz mi? Evleneceğiniz diye. Henüz halka açılmadık. Sen buradasın, ben gidiyorum. Hadi. Hadi bakalım o zaman. Ay. Alo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy the birthday to you. Happy the birthday to you. Çocuk şaşırdı. En güzel doğum günün olsun. Sarı papatyam. Kuzum, uzun mutlu yıllar beraber olalım. Ah, kendimi de araya sokuşturuverdim. Ay ben sensiz ne yaparım teyze? Allah seni başımızdan eksik etmesin amir. Ama bugünün esas kızı Dilara. Bombam var sıkı dur. Nikah tarihi almaya gidiyorlar. Aa, durdular durdular turboya vurdular. Bu kadar yıl sonra. Aman evlensinler iyi olur. Kız biz Osman'a ev veremedik bu kadar yıldır. 7 yıldır organizasyon yapmıyorum. İçim kurudu, içim. Aman teyzeciğim, aman teyzeciğim. Sakin sakin böyle. Güzel. Ama tamam be, ne var? Eğleneceğiz işte. Bir şey yok. Niye haber vermedi bana Diloş? Bak gruba da yazmadı. E biliyorsun kızlara nikah dediğin zaman akıllar duruyor. Olacak o kadar. 7 sene olmuş yani. Kolay değil. Hem beni bile unuttu kız. Ha seni de mi kutlamadı? Aa, kutlamadı. Ama kutlar önemli değil. Hatırlar yani. Bir sakinlesinler de tarihi falan alsınlar. Sen arama onu tamam mı? Tamam tamam aramam. Şey ama gizli değil değil mi? Sakın teyzoşa söyleme falan demedi yani. Hayır öyle bir şey söylemedi de hemen arama kızı. Teyze bir bırak kendi bir arasın seni. Kendi versin müjdesini. Bir sık boğaz etme insanları ya. Tamam kuzum. Seni seviyorum. Seni öpüyorum. Mutlu doğum günleri diliyorum. Ay okulda mısın geleyim mi? Yok yok gelme. Ben anneme gideceğim şimdi. Ha tamam. Esma Hanım'a selam söyle. Söylerim. Vay be. Diloş'um da evleniyor be. Tamam hadi. Çık bu havadan çık. Çal canım çal. Thank you.
Afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz. Necmi abi, nasılsın? Merhabalar, sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Çok güzel, harika. Mezelere bayıldım. Ya şu çok özel mezeler. Çok... Baba, hadi gidelim, hadi. Dur hadi. Kızım, daha var vakit. Hayır, daha saçlarımı yapacağım, kıyafetlerimi giyeceğim. Çabuk. Kadın, her yaşta kadın üstadım. Aa, abim gelmiş. Karamelim. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırdır oğlum? Bu ne surat? Hı? London School of Arts. Sen bu okulu mu kazandın? Sinema bölümü var. Kısa filmimle başvurmuştum. Sonuçları kesin belli olmadan bir şey demek istemedim baba ama... kazanmışım baba. Bu alandaki en iyi okullardan birini kazanmışım. Gel buraya. Gel buraya. Seninle gurur duyuyorum oğlum, gurur duyuyorum. İlla uçacaksın ha. Abim uçacak mı? Evet, bugün bütün tatlılar benden. Oğlum Londra'da çok iyi bir okul kazandı. Londra çok uzak mı? Ben de gideceğim abimle. Karamelim. Tabii ki ziyaretime geleceksin. Ben sensiz kalamam fazla orada. Hem kameradan da bol bol görüşeceğiz, tamam mı? Kameradan sarılınmıyor ki. Şimdi abimin sürprizi benim sürprizimden büyük mü oldu? Gel benimle, gel. Gel seni yaramazsın, gel. Annemin selamı var anneciğim. Orada görüşüyor musunuz bilmiyorum ama. Bahçeyi görmen lazım nasıl coştu. O kadar güzel ki. Her yer taze kesilmiş çimen kokuyor. Senin en sevdiğin hali. Biz dün sizin müziklerinizi dinledik, duydunuz mu? Hissettiniz mi? Osman. Biz Osman'dan ümidi kestik. Ama keyfi çok yerinde, merak etmeyin. Sizin ananızda çok güzel bir kitap yazdı. Havadisim var size. Dilara evleniyor. Nihayet evet. Biz de aynısını düşünüyoruz. Herhalde hazır hissetmedim. Anca cesaret edebildi kız. Pek de organizasyonu yapacağız. Yok, teyzemi karıştırmayacağız, siz merak etmeyin.
Bugün benim doğum günüm. Çok yaşına giriyorum. Ve sizi çok özledim. Hep özlüyorum, hep yanımdasınız ama bugün bir başka. Her esen rüzgarda, her çocuk kahkahasında, her yemek buharında. Hep oradasınız. Hiç gitmemiş gibi. Sanki tatile gittiniz de geri döneceksiniz. Ama dönmüyorsunuz. Bugün bir başka. Çok duygusallaştım herhalde doğum günüm diye ama... burnum sızlıyor. Sanki arkamdaymışsınız gibi. Sanki kış bahçesindeymişiz gibi. Sanki elinizi tutuyormuşum gibi. Sanki 7 sene öncesiymiş gibi. Tek tesellim Garip Bey'le beraber olmanız anne. İstediğiniz gibi huzurla evinizde gitmeniz. Sevildiğinizi bilerek, istediğiniz her şeyi yaşayarak gitmiş olmanız. Eğer oradaysa selam söyleyin. Sırf sizle dertleşiyorum diye bozulmasın, tamam mı bana? Siz benim yerime özür dilersiniz. Sizin yeriniz bende bambaşka anne. Gerçekten yutuyordum ama. Gel buraya gel. Seni verene, seni doğurana, seni yaradana kurban olsun kocası. Bravo! İyi ki doğdun aşkım. Sevgilim. Artık bundan sonra sizin ne diyeceğiz? 41 kere maşallah. Ya, yok öyle küçük küçük. 28 diyebilirsiniz. Canım çocuğunla Adem de daha nice nice yaşlara. Teşekkür ederim. Hadi şimdi 40'ın çıktı ha. Yok ya öyle değil teyzem. Hala güzel benim kızım. Hala çocuğum ben. Oh. Hep güzel. Teyzem. Güzel kızım benim. Nurgül ablam. Canım, canım. Nece güzel yaşların olsun inşallah. İnşallah. Hadi bakalım biz seninle. Şöyle bir gidelim de. Çaktırma sakın. Evet, ilk hediyen de Emir'den o zaman. Hadi. Ne? London School Awards? Evet. Kazandın mı? Ay çok sevindim. Ay çok sevindim. Bravo. Sen ne diyorsun? Ne yazın? Öyle mi? Biliyordum. Bir insana. Ay boncuklarım pardon. Ah siz ne yaptınız? Emir çok sevindim. Ne yaptınız? Siz mi yaptınız bunların hepsini? Ay çok güzel. Ay bugünü o kadar iyi hatırlıyorum. Pardon. İyi ki doğdun. Bu tarafı gördün mü? Anne. İyi ki doğdun. Anne. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun.
Kaldırma sen onu. Konuşma! 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 Ay! Aşkım gelin sesi. Evet. Gel. Anne, içinde bütün her şeyden var. Armut bile varmış öyle söyleyeyim ya. Oo, bravo. Acı biber olmasın yeter. Hansız acı biber olur mu Adem amca ya? Ya Adem amcası ya, sen de. Adem amca bakma ya. Hayatım sen bunu kes de içeriden başka servis edilecek. Hadi hadi. E, hadi yanacak ortalık yanacak hadi. Hadi o zaman hep beraber hadi. Kesiyoruz. Hadi, tut, hadi dilek, bakalım. Dilek, tut. Bir, iki, üç. Bravo. Hadi bakalım çocuklar, nasılsınız? Hadi, koş. Hadi yerinize, hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç pasta bize yeter mi ya? Süreyya, canım dün bu kuryeyle geldi. Pastadan sonra verin dediler. Teşekkür ederim Faruk. Peki, bir şey söyleyeyim. Güneş... Bir haberim yok. Hadi canım. Vallahi yok. E kimden bu gizemli kutu? Vallahi bizden de değil, yemin ediyorum. Değil. Hı, anlaşıldı, tamam o zaman. Aç, aç. Ha, sürpriz evet, açayım. Şu yakına iliştir. Bu broşu yakına iliştiren ben değilsem sen 40 yaşına basmışsındır ve ben görememişim demektir. Korkmayın, hortlamadım. İyi zamanlarımda bir arkadaşım organize etti. Neden bugünü seçtim? Çünkü Süreyya'ya bir keresinde ne olursa olsun 40 yaşında yanında olacağıma söz vermiştim. Sözlerimi tutmazsam çatlarım biliyorsunuz. Kıskanmayın. Belki çeşitli zamanlar için hepinize bir şeyler hazırlamışımdır. Yattığım yerden de olsa sizi dürtmeden olmaz. Bensiz kalacağınızı mı sandınız? Ne kadar oldu gideli? Neleri kaçırdım bakayım? Gerçi bazen korksam da içimi yokladığımda artık hiçbir şeyi kaçırıyor gibi hissetmiyorum. Hepinizi öyle dolu dolu yaşadım ki. Gözlerimi kapatıp bugünü düşündüğümde yanınızda gibi görüyorum kendimi. Dur biraz tasvir etmeyi deneyeyim gördüklerimi. Mis gibi bir akşam esintisinde torunlarım koşup oynuyorlar. Evimin karıncaları yine muhteşem masalar donatmışlar. Mahalle bahçede serilmişsiniz. Murat'ım geldi mi? Pek sanmıyorum. Hiç dönecek gibi görünmüyor o eşek sıpası. Ama bir çocuğu olmuştur artık değil mi? Osman,
Osman'dan emin olamıyorum. Onun o kadar kendine has bir dünyası var ki, onun küresine başka biri girebilecek mi bilmiyorum. Bence o kalbini bir gün yazıya dökecek. Acaba beni yazacak mı? Nasıl yazacak? Bak, bir bunu merak ediyorum. Fikret'im, İpek'im, ikide mi kaldı desem acaba? Kalmamış olursunuz umarım. Ama çok mutlular. El birliğiyle Avrupa'yı çoktan fethettiler. Faruk'um, muhteşem sofraların hayata yine imzanı atmışsındır, eminim. Ama şube açmamışsındır. Açmadın değil mi? İşin ruhunu bozmadın. Adem, seni unuttum sandın değil mi? Sen de hala kardeşlerinin yanı başındasın. Şirketi el birliğiyle büyüttünüz. Akif, ben deme oradan. Senin de payın var biliyorum. Ama şu an Adem'i hayal ediyorum. Bak senden eminim. Sen kesin bir de kalmadın Adem. Şu an bir çiçeğim daha var senin yanın başında. Biliyorum. Nasıl? İyi gidiyor muyum? Garibim. O kaldı mı benden sonra bu kadar acaba? Oradaysa kuğu masalını anlatsın size. Değilse yanımdadır. Masal da bizimle kalır. Züreyya'm, avucundaki bizim masalımızın dilidir. Seven kalplerin hiç ayrılmayacağını, bir yerlerde hep kavuşacağını anlatır. Biz de kavuşacağız bir gün ama hiçbiriniz tabii ki bunun için acele etmeyin. İyi ki doğmuşsun Züreyya. İyi ki bahçemin en nadide çiçeklerinden olmuşsun. Yaşayarak geçtiğinde inan bana her yaşın apayrı bir güzelliği var. 40 sakın gözünü korkutmasın. Yaş almaktan değil, yaşamamaktan korkmalı insan. Bunu bana sen öğrettin, unutma. Her birimizi tek tek öpüyorum. Çok seviyorum. Beni var ettiniz. Hep de var edeceksiniz. Şimdi benim yerime birbirinize sıkı sıkı, kokulu kokulu sarılın. Ben içinize çekeceğiniz Yasemin kokusundayım. Sen bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin. Özel birisin, özel güçlerin var.
sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen bil ki sokakta yalnız değilsin, özel birisin, özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Biz böyleyiz, bu kaderiz, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Biz böyleyiz, bu kaderiz, bizim hayatımız. İçimizden geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Biz böyleyiz, bu kaderiz, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Biz böyleyiz, bu kaderiz, bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kaderiz. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz.